10 Kasım günlük burç yorumumuza hoş geldiniz değerli takipçilerim diyorum. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, takipte kalıyorsunuz ve Allah'a emanet oluyorsunuz. Özellikle değerli koç burçları, bugün çevrenizdeki insanlarla çok uyum içerisinde olacaksınız. Sosyal hayatınızda devam edecek sorunları yavaş yavaş hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. Karşınıza çıkan tüm zorlukları güzel bir şekilde halledeceğiniz, hatta avantajlı ve maddi olarak da karlı bir gün etrafınıza gelecek ve kendinize doğru ifade edeceksiniz. İş kariyerinizle alakalı olumlu ve ılımlı giden enerjiyi kendinizde daha mutlu ve motivasyonunuzun çok yüksek tutmanız lazım. İlişki konunuzla alakalı bazı ilişkileri ayırma, yeni ilişkilere konsantre olmak ve yorucu insanları hayatınızdan çıkartmaya karar verdiniz. Bu da sizin için sağlıklı ve keyifli olacak. Şans oyunları ya da şans kapınız verimli. Rica ediyorum bunları kullanabilirsiniz. Kendinize kripto para ya da bu tarz meraklarınız varsa iyi bir noktada çıkış sağlayabilirsiniz. Değerli kova burçları, iş ortamınızda düzenli ve tertipli olmaya çalışacağınız, emin olmadığınız konular üzerinde fazla kafa yormayabilir ve kendinizi sadece bulunduğunuz noktaya adapte edebilir. Çevrenizdeki insanlarla çekişmeli noktalara sıkıntı yaratabilir. Düzenli hayat sürdürmek için yeni fırsatlar, zorda olan her şeyi geride bırakıp kendi oturacağınız ve gücünüzü kullanacağınız ortamları yaratma günü yaşayacaksınız. Baskın gününüz ilişkiyle alakalı olacak. Karşınızdaki insanlara kırıcı konuşmalar ve ikna etmeye çalışırken karşı tarafı yıpratabilirsiniz. Lütfen ilişkinizi yıpratmayın. Bol bol yürüyüş yapabilir. Sağlıklı beslenme şekline dikkat etmeniz sizin için daha sağlıklı ve hayırlı olacağını uyarıyorum. Değerli İkizler Burcu, bugün bütün sorumlulukların üstünden o kadar güzel, başarılı bir şekilde sorunları hayatınızdan çıkartmış ve yeni sorunlar eklemiş olacaksınız. Bir noktanız sakin, bir noktanız yeni sorunlarla oluşturacak. Bunların hepsini halledeceksiniz. Bunlarla ilgili birçok şeyi halledeceğiniz bir dönem. Yeni insanlar tanıyarak geçmiş insanların size verdiği hatalarla tanışacaksınız. O yüzden yeni dostluklar size iyi gelecek. Bu ara hoşlandığınız ya da ilgi duyduğunuz kişiyle aranızda bir konuşma diyaloğu, hatta duygusal olarak da her iki tarafında birbirine enerjisinin yüksek olacağı bir dönem. Birbirimizi anlayacağımız, sevgi anlamında doğru kararlar vereceğiz ve yıpratmayacağımız bir nokta. O yüzden aceleci olmayın, sevgiyle kucaklaşın diyorum. Değerli yengeçler, kendi dengenizde kaybolabileceğiniz, büyük çaba sarf ediyorum, hala iş hayatımdaki dengelerin kimsenin umurunda değil. Kendi karar verdiğim hatalar yük, başkalarının hatalarını yük gibi üzerimde taşıyorum. Ve sosyal ilişkilerinizdeki insanları da düzeltmeye çalışmaktan kendi enerjinizi düzeltemiyorsunuz. Biraz kendinize döneceksiniz, biraz kendi sorumluluklarınızı alıp ona doğru yön almanızı sağlıklı ve aydınlık olarak görüyorum. Yakın çevrenizle geçireceğiniz güzel bir yemek ya da evde güzel lezzetli yemek yaparak ayaklarınızı uzatacağınız bir 10 Kasım oluşumu olacak. Bence kendinizi olgunlaştırmaya, kendinizi bulmaya ve kendinizi doğru çözme döneminiz. Bu o gün doğru nokta, 10 Kasım günü kendinizi bulun. Sevgilinizle ilgili telefon konuşmaları gayet keyifli ya da birbirimizle geçireceğimiz vakit kaliteli olacak olarak uyarı veriyorum. Değerli aslan burçlarım, yakın çevrenizdeki aranızdaki sorunları bir an önce çözmeniz lazım. Yeni arkadaşlar, yeni çevre, yeni oluşumlar, yeni hedeflediğiniz projeleriniz var. Bunları kafanızda oluşturmaya ihtiyacınız var. Gün içerisinde bunlarla ilgili yoğunluk, bir yandan da işle alakalı geçireceğiniz yoğunluk bayağı sizi yeniliklere ve biraz da yoracak gözüküyor. Ama bu yorgunluğa değecek ve size güzel imkanlar sağlanacak. Çevrenizden bazı dost dediğimiz insanlardan pozitif enerji, büyük destekler ve bu desteklerin karşılığında da cesur hareketlerinizle birlikte başarı sağlayacaksınız. İlişki konusunda belki yoğun bir temponuzdan dolayı karşı taraftaki ilişkiyi yıpratıyor olabilirsiniz. Ya da ilişkiniz yoksa bu konuda biraz huzursuzluklarınız olabilir. Bunu bir an önce hayata renklilik katarak yoga, meditasyon size iyi geleceğini söyleyebilirim. Değerli Başak burçları, beklenmedik ödemeler varsa bunları bir an önce rahat ve keyifli bir şekilde halledeceksiniz. Maddi anlamda kendinizi bugün daha rahat, daha güvende, daha huzurlu adımlar atacağınız bir gün.
evrede. Eğitim konularınızla ilgili almak istediğiniz yeni projeleriniz var. Bunlarla ilgili ilerleyebilir. Bunlarla ilgili eksik noktalarınızı tamamlama kararı içerisinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizle güzel bir vakit ve onların desteğiyle birlikte kendi motivasyonunuzu artıracaksınız ve bütün sorunları geride bırakıp kendinizi yönettiğiniz noktaları biraz daha rahat bir şekilde geçiş sağlayacaksınız. Kendinizi baştan kurmak, yeniden doğmak, yeniden doğurmak dediğim adımlar size iyi gelecek. İlişkiyle ilgili özellikle evli olanlarda gereksiz sorunlar, abartılı tartışmalara dikkat edelim. Değerli terazi burçları, günlük hayatınızda yeni çevrenizde değil de kendinizi rahatlatacak yeni işlerle alakalı yoğunluğunuz, karşınıza gelecek düzenlemeler, yeni projeler, yeni uğraşacağınız olaylar size aktif olarak daha güçlü fırsatlar sağlayacak. Yönetici ya da bulunduğunuz iş alanınızdaki fikirler size hiç olmadık kadar gelir, hiç olmadık kadar düzen sağlayacak ve girişimciliğiniz, çevrenizdeki insanların motivasyonuyla birlikte düzenli bir hayat oluşturacaksınız. İlişkilerle ilgili biraz daha dışarıya dönük, daha eğlenceli bir ruha, bu ara böyle keyif vakit geçirmek isteyebilir. Aynı zamanda da kendinizi güvende hissedeceğiniz alanlar ve eve dönmek, ev enerjinizi çözmek isteyebilir. Bazı mahkeme ya da boşanma konuları ya da iş mahkemeleriniz biraz can sıkabilir. O gün dikkat edin diyorum. Değerli akrep burçları, bazı insanlara baş kaldırmak, yani sizi rahatsız edecek insanlarla pat pat konuşma gününüz, yeni tanıdığınız insanlara da haddini bildirme, sizi zorlayan insanları da karşınıza alıp tak tak konuşma ve herkese diyeceksiniz ki ben buyum, bunu başarmak istiyorum ve sezgileriniz, düşünceleriniz doğru noktada akacak. O yüzden size kötülük düşünenlere haddini bildireceksiniz. İşinizle alakalı da çok yoğun bir tempo olacak. Evraklar, telefonlar, koşturmalar, haberleşmeler çok yoğun bir tempoda sizi bekliyor. O yüzden birçok sorunları yavaş yavaş çözümle daha sakin ilerleyeceksiniz akşama doğru. Bu da akşamın güzel kahvesi, güzel yemeği ve güzel dinlenmeyi. Bazı anne babaya ya da bazı akrepler anne babaya karşı suçlu hissedebilir. Kardeşler arasındaki kırgınlıkları düzeltmeniz lazım. Yeni bir ev aramak, yeni bir düzen oluşturmak isteyenlere de güzel destekler var. Bunun tadını çıkartın diyorum. Değerli yay burçları, hiç olmadığı kadar sakin ve kendi tavrınızı taşıyacağınız, kendinizden emin olacağınız bir günün ve kararlarınız, iş çevrenizdeki kararlarda motivasyonunuzun da hakim olacağı, kişileri karşıya alıp ben buyum diyeceğiniz ve olumlu iş temposu yaşayacağınız çok keyif verecek. O yüzden kendi yükünüzü, zorlukları biraz daha yavaşlatıp kendinizi ispatlayıp ileri projelere çalışmanız daha hakim olacak. Hedeflerinize doğru şekilde ulaşacaksınız. Sabrın sonu doğru konuları sizin karşınıza getirecek. Sağlık olarak biraz estetik botoks ya da saç ekimiyle ilgili düşünceleriniz olabilir. Biraz bunlarla ilgili yoğunlaşabiliriz diyorum. Bir de ilişkinizle alakalı sevgilinize evlilik teklif etme düşünceniz olabilir ya da sevgilinizden evlilik teklif alabilirsiniz ya da yeni bir ilişki adımı size keyif verecek diyorum. Değerli oğlak burçları, iş hayatınızda emin olmadığınız kişilerle yeni anlaşmalar, bazı zorluklar, işbirliği içerisinde olduğunuz insanlar hata yapar mı, yapmaz mı, yatırımları doğru mu yapıyorum, bu insanlarla anlaşmalar doğru mu diye kendinizi çok fazla zorlayabilirsiniz. Kendinizden emin olmadığınız hiçbir adımı yapmayın. Çünkü bu kişilerin size güven enerjisine dokunmadığını hissediyorsunuz. Geçmişte de bu konularla ilgili talihsizlikler yaşadığınız için ders alamadığınızı düşünebilirsiniz. O yüzden işte biraz daha evreyi doğru kontrol edelim. Farklı alana geçmek isteyen bazı oğlak burçlar için de adımlar, doğru kararlar verdiğiniz takdirde de güzel bir oluşum içerisinde sağlayacak. Aile içerisinde konuşmalar, bazı fikirlerde olumsuzluk yaratabilir ve anne ve babanızla aranızdaki ters giden olayları yumuşatma ya da anne babaya özlem söz konusu olabilir. Bir de kız kardeş arasındaki yaşanan gerginliği düzeltin diyorum. Değerli kova burçları, farklı insanlarla zaman geçirmek, çevrenizdeki birçok insanı uzaklaştırıp size yeni yardımcı olacak insanlar tanımak istiyorsunuz ama dostlarınız iyiydi, boşuna başka insanlar sizi kazıklamasın, bu dostlarınızla devam edin, uyarım doğru. Bir de bu ara farklı
enerjilere, kendinizi yenilemek isteyebilir, zayıflamak isteyebilir, vücut estetiğini spor yapabilir. Bu tarz odaklanacağınız bir gün içerisinde. Ama iş çevrenizdeki insanların algı problemini ve algı evresiyle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilir. Kendinizi doğru noktada, onların doğru ifadelerini anlamayabilir ve gereksizce kendi kendimizle yıpranabiliriz. O yüzden uzak tutun sizi anlamayan insanlarda. Sevgilinizle alakalı da bir güvensizlik değil de onun size vakit ayırmaması, güzel kaliteli vakit geçirmemekle ilgili kırgınlıklarınız var. Bunu bir an önce toparlayın. Değerli balık burçları, yakın arkadaşlık çevrenizle devamlı telefon, sinir bozucu konuşmalar sizi durdurmadan olumsuz motivasyonunuzu olumsuz şekilde itebilirler. Konuşmalar sizin hoşunuza gitmeyebilir. Bu ara o gün arkadaşlarınızla diyaloglarınızdan biraz uzak durun. Belki bilgisayara, belki oyunlara çok merak sarabilir. İşe konsantre olmayabilirsiniz. O yüzden şu an uğraş olduğunuz her şeyi kenara bırakacaksınız. Sadece işinize, sadece tamamlamanız gereken görevleriniz var. Bunlarla ilgili kendinizi güçlendirmeniz lazım. Parasal evrede de şu anki bulunduğunuz işte büyük başarılar var. Bunu kaybetmemenizi istiyorum. Aşk konusunda da anlayışlı bir sevgiye kucak açacaksınız. Ve özellikle de geçmişinizdeki kişiyle güzel bir iletişim yaşayacaksınız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.